Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 248 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu'minîn. Allah Teala aytdı ki ve ularning peygamberi, yani Bani İsrail'in peygamberi ularga aytdı ki albatta Talut'ning mülkünü ayeti, delili, alameti sizlerge tabutning kelishligidir. Ve o tabutning içinde Rabbingiz tarafından bo'lgan sakine var. Ve Musa aleyhisselamning ve Harun aleyhisselamning ailesi terkilgen nesnelerden kaldıklar var. Bu tabutni farishtalar ko'targan holatda. Yani farishtalar ko'targan holatda tabut keladi. Albatta bu narsada sizler uchun oyat bor. Agar sizler mu'minlar bo'lsalaringiz, ishonuvchilar bo'lsalaringiz. Suyuti aytayaptilar ki وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه بني إسرائيل پیغمبردن طالوتنين پاتشا بولشتيگه بر آيات حجت دليل علامت طلب قلشكنده ولارنين پیغمبره ولارگه اتكي إن آية ملكه أن يأتيكم التابوتو الصندوق تابوت ديگنه صندوق ديگنه سيزلرگه صندوقنين كلشلگه اونين ملكنه پاتشاهلگنين علامتدر كَانَ ف۪يهِ سُوَرُ الْاَنْبِيَهِ O sandığı içinde bütün peygamberlerinin suretleri var idi. Resimleri var idi. اَنْزَلَهُ اللّٰهُ عَلَى آدَمْ Bu sandığını Allah Teala Adam Aleyhisselam'a düşürgen idi. وَاَسْتَمَرَّ اِلَيْهِمْ Ve bu sandık insanların nesilden nesilge ötüp Ben İsrail'in kuluna kigen idi. فَغَلَبَهُمْ الْعَمَالِقَةُ عَلَيْهِ Amalika, kafirler, müşrikler Bani İsrail'e galip buluştu da ve ahazuhu sandığı tartıp alıştı bu tabutunu. Ve kenu yesteftihune bihi ala aduvihim. Bani İsrail şu sandık, bana şu tabut bilen uzlarının düşmanlarına karşı fetih, nusret, yardım taraf kılışarıdır. Ve yukaddimunehu fil qital. Cenglerde şu tabutunu aldığı kuyuşarıdır. Ve yeskunune ileyhi ve Şu tabut bilen hatırcam buluşar dedi yaptılar Suyuti. Şu yerde tohtalışlığımız gerek. Bu ne dedi yani? Sandığı içi de peygamberlerde sureti var dedi yani ne dedi yani? O ne? Kendi sureti o. Heykel mi? Ya ki resim mi? Çizilgen mi? Heykel bulsa butperestlik. Eğer resim dediğin bulsayız, resim hem haram. Yani resimde haramlığı ve heykelinin haramlığı Bütün peygamberlerin şeriatı da sabit idi ki. Ve bir de karin suvarul enbiye. Bütün peygamberlerin sureti değil yaptı. Adam aleyhisselamdan tartıp Muhammed aleyhisselam geçip bugün bütün peygamberlerinin resmi barakenmiş. Şu sandık dişi de. Birincide resim haram. Bütün şeriatlarda haram bugün. Ebu Hanife dediler ki bütün dinlerde haram bugün derse bu. Resim, suret, heykel. Hiç kaysi dinde, hiç kaysi şeriatta Caiz bu megen, bir orta peygamber onu caiz demegen. Suyuti'ni bu rivayeti, İsraili rivayet. Yahud Nasrani'lerden kigen rivayet. Yahud Nasrani'ler şimdi kısalarda uzları tuku alışıp, kiin resim perestlik, but perestlik ki yol açıştı. Bizi zamanımızdaki bazı alim ben diyen kezzaplar hem but perestlik ki yol açıştı güçün, Müslümanlar da but perest kılıçtı güçün resimleri gezin bir şey yaptı. Elbette hadislerde etsiz etedi ki, Hadislerde Peygamberimizi haram kıyan resimleri, kolda çizilgen resimler. Bizi zamanda bana tehlike rivayetlenip gitti.
bir lahzada ters etib rasmingizni chiqarib qo'yibdi. Bu harom emas deyapti. Bu boshqa bu deyapti. Nima farqi bor? Shariat birorta hadisda aytmagan-ku, rasm qo'lda chizilgan bo'lsa harom bo'ladi. Oyoqda chizilgan bo'lsa bo'laveradi demagan-ku. Yoki to'qisa bo'laveradi degani yo'q. Rasm mutlaqo harom. Qanaqasiga chiqarsa chiqarsin harom. Joiz emas. Endi Suyutiydan so'rasizki, bizi shariatimizda rasm halol mu harom mu desa Suyuti harom deydi. Ama bu rivoyat keltiryapti. Qarang. Shuning uchun hadis ilmiga mohir bo'lishlik kerak. Suyuti mohir emasmi siz? Suyuti mohirlarning mohiri. Mohirlarni ustozidan hadis ilmida nihoyatda kuchli. Imomi Suyuti Shofiy mazhabida, lekin mujtahidi mutlaq. Mutlaq mujtahid. Nihoyatda katta olim. Tafsiri bor, asariy tafsiri. Kitoblari bor, hadis kitoblarida ham. Lekin qarang, hadislarni tanishlik yetmaydi. Hadislardan xabardor bo'lishlik yetmaydi. Hadisning matnini tushunishligingiz kerak, sanadini bilishligingiz kerak. Suyutiylar sanadiga qarab turib aldanib qolgan bu rivoyatlarga. Lekin bu rivoyatlarning matni islomga xilof bo'lgan matn. Harom, harom hech qachon halol bo'lmaydi. Va u birorta sahih hadisda kelmagan. Hammasi isroillik rivoyatlar, yahud nasroylardan kelgan. Shuning uchun biz rad qilamiz uni. O'tgan oyatlarda ham keldi, masalan Ibn Kasir ham Qur'on hadisiga zid bo'lgan ba'zi zaif hadislarni rad qilmadi. Nimaga? Sanadidan aldanib turib. Ya'ni hadisning sanadi yoki matni bizni xato qilishimizga sababchi bo'lib qolmasin. Qo'limizda Qur'on turibdi va sahih hadislar bor. Shuni bilinglarki, Qur'onga va sahih hadislarga xilof bo'lgan hadislar rad qilinadi. Sanadi qanchalik chiroyli bo'lsa ham, matni qanchalik chiroyli bo'lsa ham. Joiz emas. Endi ikkinchi masala, bu tobutni Alloh taolo Odam alayhisalomga tushirdi, deyapti. Nimaga tushirdi? Tobutni nimaga tushirdi? Ya'ni sandiqni. Nima ma'nosi bor? Odam alayhisalomda endi narsalari bo'lsa ekan, aytsak-ki, sandiqqa solib qo'yadi deb tushirgan bo'lsa. Shunda quruq tushgan bo'lsa o'zi va Havvo onamiz. Hech narsa yo'q. Sandiqda nima keragi bor? Bu ham isroillik rivoyat. Bizda hamma uyda sandiq bor, nimaga? Bu dalillari shu. Osmondan tushgan bu sandiqlarning kattasi. Birinchi sandiq. Shuning uchun osmondan jannatdan kelgan sandiqdan hamma uyda bo'lishlik kerak. Xotinlar keyin har bitta farzandga yangi bir sandiq ochadi. Odam alayhisalomga tobutni tushganligi ham isroillik rivoyat. Oyatdan sobit emas va sahih hadislarda kelmagan. Endi ikkinchi masala. Amaliqalar, ya'ni boshqa qabilalarni tortib olganligi to'g'ri. O'tgan oyatlarda aytdik, kofirlar bularga g'olib bo'lishdi, Bani Isroil mag'lub bo'ldi. Alloh va Rasulini tark qilganligi uchun endi ular yuqorida aytgandek diyorlaridan ham, o'g'illaridan ham va mana bunday narsalardan ham mahrum bo'lishyapti. Kofirlar, mushriklar ularning hurmatli narsalarini tortib olishgan edi. Bunisi to'g'ri, lekin وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِمْ Bani Isroil jang qilganlarida düşmanlariga g'olib bo'lishlik uchun shu tobutdan yordam so'rashardi. Bani Isroil shunday e'tiqod qilardiki, qayerga jangga borsa, agar tobutni olib borishsa, albatta g'olib bo'lishadi. Shunday e'tiqodlari bor edi. Va bir yerga jang qilmoqchi bo'lsa, tobutga aytishar ekan, "Ey tobut, biz falon yerga jang qilmoqchimiz." Nima deydilar o'zlari? Lekin tobutdan ovoz kelar ekan. Jang qilinglar yoki qilmanglar. Keyin shunga qarab yo jang qilisharki yo qilmas ekan. Bu ham isroillik rivoyat, yahud nasroilidan kelgan. Biz buni qabul qilmaymiz. Bu joiz emas. Doim aytayapmiz, bizni boshqaradigan narsa Qur'on va hadisdir. Qur'on va sahih hadis. Bizni vahiy boshqaradi. Ro'para kelgan narsa boshqarmaydi bizni. Tobut boshqarmaydi, tobut. Nima degan gap bu endi? Qarang, tobutlarga, qabrlarga bo'lgan ixlosdan shu yerdan boshlanyapti. Hali ba'zilar qabrga qo'yishdan oldin insonni sandiqqa solib qo'yishadi-ku, shuni ham tobut deyishadi, bilasizlarmi? Bu joiz emas, rad qildik. Ikkinchi masala. Bani Isroil shunday qilganmi, qilmaganmi? Buni ikkita javob bor. Bani Isroil ikkiga bo'linadi. Biri taqvodor Bani Isroil. Alloh va Rasuliga itoat qilgan.
Ya'ni Allohga va Musa alayhisalomga va undan keyingi payg'ambarlarga itoat qilgan Bani Isroil. Ular bu ishni qilmaydi. Ular hech qachon tobutdan yordam so'rashmaydi. Hech qachon tobutga suyanib jihad qilmaydi ular. Ular Allohning va payg'ambarning buyrug'iga ko'ra, shariat qonuniga ko'ra jihad qilishadi va Allohgagina tavakkul qilishadi. Bu birinchi masala. Bunga hech qanday shak shubha yo'q. Ikkinchisi, lekin ularning ichida ba'zilar shu tobutdan yordam so'ragan bo'lishi mumkin. Mana bizi zamonimizdagi musulmonlar ruhlardan yordam so'rashadi-ku. Ruhlar, arvohlar bizni qo'llab-quvvatlasin deydi-ku. Qabrlardan yordam so'raydi-ku musulmonlar. Shu musulmon shu. Amali shirk, e'tiqodi shirk. Lekin tashqaridan qarasangiz musulmon. Kofirlar masalan shularni ko'rsatyapti, mana musulmonlar shunday bir ahmoq insonlar. O'liklardan borib yordam so'rashyapti, qabrlardan yordam so'rashyapti. Islom dini shunday bir ahmoqona botil din deb kofirlar masala qilishyapti, shuni ko'rsatib. Bu johil insonlarni qilgan narsasi dalil bo'lmaydi. Bani Isroilni ichida ham johillar agar buni qilgan bo'lsa, dalil bo'lmaydi bu. Tushundingizmi? Ya'ni janglarda tobutdan yordam so'rashlik yoki qaysi jangda shu tobut bo'lsa g'olib bo'lsa-yu, tobut bo'lmasa mag'lub bo'lsa, bu e'tiqod albatta botil e'tiqoddir. Biz buni qabul qilmaymiz, rad qilamiz. Bani Isroil deganimizda ikkiga bo'linadi. Taqvolilari bu ishni qilmaydi, biz aqidamiz bir xil bo'ladi. Ular ham biz aqidamiz. Endi shu ishni qilganlari bo'lsa, ular johillar ular. Fosiqlar. Shirk aqidasiga botgan kishilar. Biz zamondagi qabrparast musulmonlarga o'xshaydi. Va ularning xatosi dalil bo'lmaydi. Yuqaddimunahu fil qital, qarin janglarda oldiga suvishardi. Shu tobut ularni saqlayib turgandek. Va yaskununa ilayhi va shu tobut bilan xotirjam bo'lishar edi. Tinchlanishar edi. Qarang, bir oyatning tafsirida Suyuti nechta botil narsani zikr qilyapti. Payg'ambarlarning suratlari, tobutning kelishligi va shu tobut bilan g'alaba qozonishliklari. Shu tobut ularni saqlashligi. Kamida 4 ta botil e'tiqod bor. Va bu rivoyatlar faqatgina Jalolayn tafsirida emas. Ibn Kasirda ham bor, Qurtubiyda ham bor. Bag'aviyni tafsirida ham bor. Mashhur tafsirlarda bor. Shuning uchun biz ilmni mukammal o'qishlikka majburmiz. Ilmni mukammal o'qimasangiz, komil bir olim bo'lmasangiz, najot topmaysiz. Foslar to'g'ri aytgan, chalamulla kofirasiz. Chalamulla bo'lsangiz, kofir bo'lib qolasiz. Nimaga aytasizki, Suyuti aytibdilar. Suyuti katta olim deysiz. Ha, buni rad qilsangiz, qarasizga Qurtubiyda ham kelyapti, Ibn Kasirda ham kelyapti. Shuncha mufassirlar aytibdi-kan, bu yolg'on bo'lishi mumkin emas. Ular biz bilgan narsani bilmagan bular. Ular bizdan olim-ku deysiz. Yana aytasizki, bunchalik botil aqida bo'lsa, rad qilinadigan bo'lsa, Qur'onni tafsirda kelyapti-ku bu. Bo'lishi mumkin emas deysa, ishonib ketasiz. Shunda aqidangiz buziladi. Va juda katta xato bu. Qarang, Islom Qur'on har bitta oyati insonni tavhidga tarbiya qilar ekan, ba'zi mufassirlar tavhidga zid bo'lgan tafsirlarni qilyapti, qarang. Oyatga mutlaqo zid, Qur'onga mutlaqo zid bo'lgan tafsirlar. Shirkka chaqiradigan tafsirlar. Shuning uchun ilm chuqur bo'lishlik kerak. Men buni hozir faqatgina islomiy qoida-i kulliyaga ko'ra rad qilganim yo'q. Ya'ni bu e'tiqod islom e'tiqodiga to'g'ri kelmaydi degan narsa xolos emas meni dalilim. Men bu rivoyatlarni tekshirib chiqdim. Boshqa kitoblardan ko'rib, tekshirib, sanadlarni ham tekshirdimki, bu gaplar birortasi sahih hadisda kelmagan. Hammasi isroillik rivoyatlar. Yahud nasroniylardan kelgan qissalar bular. Shuning uchun rad qilyapmiz. Islom aqidasiga xilofligi ham albatta, bu ham bizning dalilimiz. Oyatlardan, boshqa sahih hadislardan ko'p dalillarimiz bor bularni botilligiga. Kama qala ta'ala, Alloh taol aytgandek, fihi sakinatun, u tobutda sakina bor. Tumaninatu li qulubikum, qalblaringiz uchun xotirjamlik, deyaptilar. Suyutidan Alloh rozi bo'lsin, shuni yaxshi tafsir qildilar. Sakinani qalblarga xotirjamlik dedi, yaxshi tafsir qildi. Lekin va yaskununa ilayhi deb Bani Isroilning xotirjamligini faqatgina tobutga bog'laganligi noto'g'ri. Suyuti nimaga yaxshi qildi? Ibn Kasirda, Qurtubiyda, Bag'aviyning tafsirida keladiki,
Sakinatundu, hirratun meytetun deydi. Ölük müşük deydi, sakine. Bana dedi ki, ölgen müşükünü kellesi deydi. Tabut dışı da ölgen müşükünü kellesi barakenmiş, bu sakineykenmiş. Şu can kımahçı buluşsa, sandıkka getirişerken, ki sandığı da açsa, haligi müşükünü kellesi kıçkırarken. Müşük hücum kıladığı vakti kan diye bir başka müşükünü korkutuşluğu için, ya sıçkandı korkutuşluğun bakırsa, elbette böğrünü korkutan mıydı ki kança bakırsa yani. Bakırsa kan diye bakırsa, uyan şimdi bir kıçkırarken müşük, şundan ki ben İsrail, Allahu Ekber diyorken, galip bulduk biz. Demek ki, çünkü bu sakine diyen müşükümüz bakırdı. Eğer o müşük indemezden şümce ettirse, bundan ki can kılışması, indemi yüleriye kayıttır, yaşım alışırırken. Ben İsrail'de galip buluştaki gören ki, bana şu, müşükke bağlık buluyordu. Ülük müşükke, yok ki, yunu kellesige. Yine bazı rivayetler nakıl kılınadır İbn-i Kesir'de Kurtubi'de ki, sakine bir şamallıydı. Kuyun. Kuyundan bugün şamal eken. Bazı rivayetlerde onun bitti kellesi vardıydı, bazı rivayetlerde iki kellesi vardıydı. Şimdi sandığı da açısı, şuvurla kuyun tıkarken. Hele ki Alaaddin'de sihirli çırağı var ki, çırağında işgalesi içinden diye kuyun çıkardı, kim bir cin payda buladı. Sakine şimdi bir şamal ekenmiş, kuyun. Şu bulduğunu galip buluşur erken. Her hal yapılar var. Birbirinden acayip bugün. Bunlar doğru bas. Sakinenin ikide tafsiri doğru. Biri Suyuti'nin etkendeki bir kalipteki hatır cemlik. İnsanlar Allah ve Resulü itaat kıyandan ki Allah Teala onlara bir hatır cemlik ata kıladı. Hatır cem buluşadı. Hiç kendine bir tereddütke, istirapke düşmeydi. Korkuge düşmeydi. Çünkü ötken ayetlerde tanıştık. İslam insanlı fakat yine Allah'tan korkuşlukke terbiye kıladı. İkincisi Sakinenin yana bitti tafsiri, sahih hadislerinde geledi ki, bir sahabeye dedi ya Resulullah, keçesi ben Kur'an'ı okuyup dururdum. Şimdi at, bezavta buldu, ne atınç böyle yaptı. Kur'an'ı okuştu, tohtatamen de atrafke karayım ben, nime gap ikindim. At nimeden korku yaptı ikindim. Ben tinçsem, atam tinçip kaladı. Yani okusam, yana at, ne atınç buladı. Yine ahırı, Kur'an'ı okuşunu koyup çıktım, taşkarıya. Atrafta kalan işlesi yok. Kansam Osman'da, chiroqlarga o'xshagan bir bulutga o'xshagan narsa turibdi. Bu yaqinlashgan ekan. Ot shundan qo'rqyapti ekan. Buni men kuzatib turdim, u sekin tarqalib ketdi, uzoqlashib ketdi dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, u sakina edi dedilar. Sakina. Sen Qur'on o'qiganligingga Qur'onni eshitgani kelganidi. Agar o'qavorganing dedi, bomdodga kelgan sahobalar ko'rib qolishardi uni dedilar. Shu hadisda mana sakina aytilyapti. Sakina u deyilyapti. Hoş endi o sakine ne miydi o? Demek canlı narsa iken o sakine. Canlı narsa ne mi? Ferişte mi ya ki feriştemez mi? Bazı rivayetlerde feriştelerdir geledi. Başka sahabelerde şimdi feriştelerdir deyilin gen. O sakine feriştedir. Ya ki ferişteden başka bir mahluk ki Allah'ın itaatı da bugün bir mahluk. Yaş kişilerde yaş göredi gen. Sakinege bana ikide tefsir buldu. Biri hatır cemlik, ikincisi ise bir canı boyan bir mahluk, canzat. Lekin o ya ferişte değildi ya ferişte göçegen bir mahluk değildi. Rabbiniz tarafından boyan sakine. İkide tefsirden bittesini kabul kısız buladı. Çünkü bana delili var. Lekin sakine müşüklü siz, şamaldı siz, ya ki ülge müşüklü kellesidir siz, ya başka nesiller doğru mesulur. Min Rabbiküm Rabbiniz tarafından, karın. Sakina Rabbingiz tarafidan deyapti. Agar u mushuk bo'lsa qanday qilib Rob tarafidan bo'ladi u? Yo mushukning kallasi bo'lsa. Va baqiyatu mimma taraka alu Musa va alu Harun. Musoning oilasi va Harunning oilasi tark qilgan, tashlab ketgan narsalardan ba'zi qoldiqlar. Nima bular? Bu qoldiqlar nima? Oyat shuni zohir aytdi. Mana Suyuti tafsir qilyaptilarki, vahiya Na'la Musa va asohu. Musa alayhissalomning shippaklari va hassalari. Musa alayhissalomning ikki shippaklari chavushchisiz ham bo'ladi. Ruschasiga tapchiga o'xshagan narsa desiz ham bo'ladi. Shippaksiz o'zbekcha bo'ladi. Va asohu Musa alayhissalomning asosi, hassalari. Ko'rdingizmi Musa alayhissalomning hassasini? Istanbulda bor-ku muzeyda. Shu Istanbulda muzeyga qo'yib qo'yishgan, shu tayyor yozib qo'ygan Musa alayhissalomning hassasi deb. Allah biladi.
Albatta uni bir sanatli dalili yo'q. Sanatsiz bo'lishi ham mumkin. Yani to'g'ri bo'lishi ham mumkin, noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Va Aymamatu Harun, Harun alayhissalomning sallasi. İstanbul'da müzeyde Yusuf alayhissalomning sallasi var. Ko'rgan bo'lsangiz, oq salla. Yum-yumaloq. İbrahim alayhissalomning kasasi var. Shunga nisbat berishadi. Bu sandiqni ichida Harun alayhissalomning sallasi va qafizu minal malli allazi kana yanzilu alayhim. Va ularga tushadigan man, ya'ni shirinlikdan bir qop bor edi. Qafizun. Va radadu minal alwahi. Tavratning lavhalardan parchalar bor edi. Bular hammasi ehtimol. Ya'ni oyatda zikr qilinmagan, yana bular ham yana isroillik rivoyatlardir. Lekin e'tiqodga xilof bo'lmaganligi uchun bo'lishi mumkin. Ammo bu yerdan bir masala chiqaramizki, demakki, Bani Isroil, Yahud nasroniylar payg'ambarlardan qolgan asarlarni yaxshi ko'rishadi. Bizning musulmonlar ham shunday, payg'ambarimizni libosi ekan, ko'ylagi ekan deb ziyorat qilishadi. İstanbul'da müzeyde hem peygamberimizin libası var, hırka deyip, köylekleri var. Onu her günü körelmeyiz. Haftada bir günü muayyen kıyken, o şey günü açardı halas, görsetardı. Başka vakit bir iki tık koyuyken, ne sandığını köresiz o, sandığı içinde libası körelmeyiz. Yani bu derecede ahemiyet bir işaretti. Peygamberimizin sakalları var. Ramazan'da meçhidlerine elentir işaretti. İran kılışadı, falan meçhidke peygamberimizin sakalı kele yaptı dedi. Hamma soqolni ziyorat qilgani keladi. Masalan, o'sha soqol bir dona soqol. Qarang, butun insonlarda bor. Lekin biz agar haqiqatdan payg'ambarni yaxshi ko'rsak, sunnatini mahkam ushlashligimiz kerak. Sunnatiga mahkam bo'lishligimiz kerak. Sunnatiga qadr qiymat berishlik kerak. Tahmiluhul malaikatu farishtalar bu tobutni ko'targan holatda kelyapti. Halu min fa'li ya'tikum. Mana sizlarga tobut keladi. Yatikum degan fe'lning foilidan hol bo'lyapti. Ya'ni tobut shunday holatda keladiki, farishtalar ko'tarib keladi uni. Inna fi zalika la'ayatan lakum. Albatta bu narsada sizlarga oyat bor, alamulkihi tobutning podsho ekanligiga, in kuntum mu'minin, agar sizlar mu'minlar bo'lsalaringiz. Fa hamalatul malaikatu bayna samai wal ardi. Va bu payg'ambar aytgandek bo'lib, farishtalar bu tobutni osmon bilan yerning o'rtasida ko'tarib kelishdi. Va hum yanzuruna ilayhi, odamlar shu tobutga shunday qarashyapti, ko'zlar bilan ko'rib turibdi. Hatto vada'athu inda Talut. Shu sandiqni, ya'ni tobutni farishtalar olib kelib Talutning oldiga qo'yishdi. Saqarru bi mulkihi, keyin Bani Isroil Talutning podshohligini iqror qilishdi, qabul qilishdi. Va tasara'u ila jihadi, jihadga shoshilishdi. Va xtara min shababihim 70 alfan. Talut jihad qilishlik uchun Bani Isroilning yigitlaridan 70 ming yigitni tanlab oldi. 70 ming yigitni jihad qilamiz deb tanlab oldilar. Qarang, 70 ming. Mana bu oyat yana ko'rsatyapti Alloh taoloning hujjatlarini mukammalligini qarang. Insonning qanchalik g'ofilligini ko'ring. Bani Isroil o'zlari jihadni talab qilishiga qaramasdan ularga mana yana dalillar qoyim qilishlikka ehtiyoj bo'linyapti. Payg'ambarlar ularga aytibdiki, Talutning podshohligini alomati, dalili, hujjati sizlarga tobut keladi, deyapti. Endi bu tobut hozirgi rivoyatlarga qaraganda oldin Bani Isroilda bo'lganu, keyin kofirlar tortib olgan ekan. Endi buni qaytib kelishligi bo'lyapti. Oyatning davomi buni to'g'riligini ko'rsatyapti. Nimaga? Chunki tobutning ichida Musa alayhisalomning oilasi va Harun alayhisalomning oilasidan qolgan qoldiqlar bor, deyapti. Demakki, bu sandiq albatta Bani Isroilda ishda bo'lgan. Ya'ni Musa alayhisalomning narsasi emas, Musa alayhisalomning oilasi, deyapti Alloh taolo. O'sha payg'ambarlarning narsalarini saqlab qolishgan ular. Keyinchalik bu tobut yo'qolgan edi. Kofirlar tortib olishdi, bu to'g'ri. Va boshqa masallar aytilindi. Farishtalar buni ko'tarib keladi, deyapti. Tafsirlarda yana bir rivoyat aytiladiki, mushriklar bu tobutni olib borishibdi, o'zlarini butxonalarga qo'yib qo'yishibdi ekan. Erta bilan borib qarasa, butun butlar yiqilib yotibdi ekanmish. Keyin mushriklar bir katta butlari bor ekan, og'ir, shu butni oyog'iga bog'lab qo'yishdi bu tobutni. Ertasi kuni kelib qarasa, tobut tepada bo'lib qopti, but oyoq osmondan bo'lib, boshi yerda. Keyin yana butni ham bog'lab qo'yishgan ekan, ertasi kuni kelib qarasa, but parchalanib yotibdi ekan.
Keyin aytishdiki, hamma ish shu tobut qilyapti ekanlik. Buni chiqarib yuboringlarda, bir qishloqqa boriladi, qishloqqa borib degan. Qishloqqa borsa, keyin qishloqda hamma kasal bo'lib qopti. Keyinchisi bu tobut bizga yoqmadi, shuni banishlarga qaytarib beraylik. Bu yomon ekan bu. Dedi ikkita ho'kizga yuklashib jo'natib yuborishdi ekan. Banishlar tarafiga qarab. Ho'kizlarni jo'natibdi. Keyin farishtalar keltirib, ho'kizlarni yetalab banishlarni oldiga olib ketdi ekanmish. Bu qissa to'g'ri emas albatta. Chunki tobut kofirlar tarafidan kelmayapti. Tahmiluhul malaikatu deyapti Alloh taolo. Farishtalar ko'targan holatda kelyapti tobut. Farishtalar ko'tarib kelyapti. Biz oyatni zohiriga e'tiqod qilamiz. Qur'onga xilof bo'lgan qissalarni rad qilamiz. Qissani boshi ham oyatga xilof. Chunki qissa shuni ko'rsatyaptiki, mushriklar tobutni olib ketishiga tobut ularga zarar bergan. Keyin qutulishlik maqsadida jo'natishgan. Ammo oyat ko'rsatyaptiki, ular tobutdan mahrum bo'lgan edi. Tobutni qo'lga kirishlik aqllariga ham kelmayapti turdi, aqllaridan ham o'tmayapti turdi. Ularga payg'ambar aytayaptiki, tobutning podshohligining alomati tobut sizlarga qaytarib beriladi. Tobut o'zi keladi deyapti. Uni farishtalar ko'tarib keladi deyapti. Shundan ma'lum bo'lyaptiki, mana mushriklar jo'natmayapti uni. Alloh taoloning qudrati zohir bo'lyapti bu yerda. Endi bizi tafsiri bilan u tafsiri nima farqi bor? Bizi tafsirimizga ko'ra Alloh taolo o'zining qudrati bilan banishlarni hech aqliga kelmagan, xayolidan ham o'tmagan holatda tobutni jo'natyapti. Lekin u tafsirlarga ko'ra esa tobutni mushriklar jo'natishyapti majbur bo'lib. Tobutni o'zi kelyapti. Yani, tobut mushriklarga zarar berdi, kim tobut mushriklar undan qutulishlik uchun banishlarga jo'natishyapti. Qarang, karomat faqatgina tobutga bog'lanyapti. İşte tabut kılıyordu. Bu ne doğru elbette. Hani bana şu kıssalar, şu tafsirler insanlı fikrini, akidesini Allah'tan başkası gibi bağlıyordu. İşte tabutlarga, darahlarga, köyleklerge, libaslarga, hususun peygamberlerden kagen bosa, evliyalardan kagen bosa. Elbette bu derslerinde sizler için ayet var. Ayet, alamet diyene, hüccet diyene, küçülü bir delil diyene. İntundu müminin, eğer müminler bu sırasıdır, Allah'tan şahit kılıyordu. Shundan keyin ham ishonmaslik iymonga ziddir. Bani Isroil keyin majbur qoldi. Hammasi xohlasa-xohlamasa itoat qildi. Va Tolutning podshohligini qabul qilishdi. E'tiroz qilisholmay qoldi. O'zlari boshlashdi, lekin ularni qarang, majbur qilishlikka to'g'ri keldi. Bo'lmasam jihod qilish niyatlari yo'q edi. Suyuti 70 ming deyapti, ba'zi tafsirlarda 80 ming deyiladi. Allah biladi uni. Bu ham bir hafta bir sahih hadisda kelmagan, oyatda zikr qilinmagan, lekin ko'pchiligida albatta. 249-chi oyat. Falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Talut qo'shin bilan, junud qo'shin askarlar bilan ajralganda, ya'ni shahardan, qishlog'idan ajralganda aytdiki, albatta Alloh taolo sizlarni bir daryo bilan imtihon qiluvchidir. Kimdaki bu daryodan ichsa, mendan emas. Kimiki u daryodan ozuqalanmasa, albatta u mendandir. Lekin bir qo'li bilan bir havuch ichgan odam mustasno. Unga zarari yo'q. Ulardan ozginasidan boshqa hammasi shu daryodan ichdilar. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut va junudi. Talut va umlan birga iymon keltirgan kishilar daryodan o'tganlarida ular aytdilarki, bugun Jalutga qarshi va uning qo'shinlari askarlariga qarshi bizda hech qanday taqat, kuch-quvvat yo'q deydi. Qala allazina yazunnuna annahum mulaqullohi كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين va o'zlarini Allohning uchratuvchilari ekanligiga aniq ishonadigan kishilar aytdilarki qanchadan qancha kichkina jamoatlar Allohning izni bilan katta jamoatlarga g'olib bo'lgan va Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir dedilar. Suyuti aytibdilar falamma fasala kharaja talutu bil junudi min baytil maqdis وكان الحر شديدا وطلب منه الماء طالوت qo'shinlar bilan askarlar bilan fasola ajralganda chiqqanda ya'ni Baytul Muqaddasdan Baytul Maqdisdan va issiq juda qattiq edi qattiq issiq bo'layapti turdi
askerler Talut'tan su talep kılıştı. Kale innallaha mubtaliikum muhtabirukum. Talut etti ki elbette Allah Teala sizlerine imtihan kılıçudur, ihtibar kılıçudur, sınav yüçüdür. Bineherin bir derya bilen. Liyazharal muti'u minkum vel asi. Nemege boliyatı bu imtihan? İçlerizden itaat kılıçular ve isyan kılıçular zahir buluşu için. Kim emirge itaat kıladı, kim itaat kımıyordu? Şunu ecretçilik için. Ve hu beynel Urdun ve Felestin. Bu derya Urdun bilen Felestin'in ortasındaki deryadır. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ اَيْ مِنْ مَيْهِ Kimi ki şundan içse, yani deryanı suyudan içse, فَلَيْسَ مِنِّي اَيْ مِنْ اَتْبَعِ O minden mes, yani menge ergeç uçulardan mes. وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ يَزُقْهُ Kimi ki bundan azukalanmese, فَاِنَّهُ مِنِّي Elbette o mindendir. اِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ Bu fethe bilen, iki zemme bilen. غَرْفَةً yani غُرْفَةً بِيَدِهِ bir kolu bilen, kimi ki bir havuç içse onu zararı yok. فَاَكْتَفَ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا فَاِنَّهُ مِنِّي Karin, fakat yine bir havuç içse, ondan ziyade kımese, bana şu mendendir diyettiler, min askerimdir diyettiler. فَشَرِبُوا مِنْهُ فَلَمَّا وَافُوهُ بِكَسْرَةٍ Ular deryaya gelişken de çaryadan köp içti ular, bir havuçtan köp içi var işte. اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Lekin onlardan az yine insanlar yine, itaat kıldı. Faktasaru alal gurfati. Ular şu bir havuç içişlikke kifayelendiler. Ruvi ennehe kefethum li şurbihim ve devabihim. Duvat kıldı ki mene şu bir havuç su ular da uzlarige içişlikke ve hayvanlarige kifayakı yanıdı. Ve kenu selese mi'etin ve bid'ata aşara raclan. İtaat kıyanlar 310 neşteyen kişiydi. Feleme cevazahu huve vellezine amanu ma'ahu. U yani Talut ve umlem biriga iymon keltirganlar daryodan o'tganda va humul lazin iqtasaru alal g'urfati bu o'sha bir havuz suvga kifoya qilganlardir. Qalu ay allazina sharibu suv ichganlar aytdiki la taqata quvvata lana al-yawma bi Jalut va junudihi. Jalut va uning askarlariga qarshi bugun bizda hech qanday kuch quvvatimiz yo'q dedi. Ay bi qitalihim ya'ni ularga jang qilishlikka kuchimiz yetmaydi deydi. Vajabunu va lam yujawizuhu Korktular ve ötmediler. قال الذين يظنون يوقنون ve zan kıladıyan, yani güman kıladıyan, anıq işenediyan kişiler. Ennehu mulaqullahi uzlarını, yani Allah'ın üçreti üçleridir, anıq işenediyan kişiler etti ki, bilbas, yani kıyamette kaydettirilip, Allah'ın üçreçliği doğrusu. وَهُمُ الَّذِينَ جَعَوَزُوهُ Bula deryadan ötkenler. Kem haberiyetun bimâne kesir. Kem haberi kemdir. Yani kesir diye manada. Kançadan kança min fiyatin, cemaatin, kalilatin, kişine cemaatler galibet galib buldu fiyaten kesiraten köpküne cemaatlerge bi iznillahi bi iradatihi. Allah'ın izni bilen, Allah'ın iradesi bilen. Wallahu ma'a sabirin ve Allah Teala sabır kılıçlardan birgedir. Bil avni ve nesli. Ularge yardım verip ve nusret verip Allah Teala ularla birgedir. Allah Teala her tarafleme hüccetlerde kaim kıyandan kiyin Mana endi o'sha zamondagi mu'minlar, musulmonlar jihodga chiqyapti. Jihodga ketyaptilar. Bizning zamonimizda qiyin bo'lgandek, qarin bularga ham qiyin bo'ldi jihod qilishlik. Talut qo'shinlar bilan mana shahardan ayrildi, dashti biyobonlarga chiqdilar. Yo'lda aytdiki, albatta Alloh taolosi sizlarni bir daryo bilan imtihon qiluvchidir dedi. Shu oyatni ulamolar 3 xil tafsir qiladi. Birinchisi, Alloh taolosi sizlarni shu daryo bilan imtihon qiluvchidir deganini Talut vahiy bilan gapirdi. Alloh taolo Talutga vahiy qildi. Tu daryo bilan ularni imtihon qilaman, xabar bergin deb. Talutga shunga ko'ra xabar berdi deydi. Agar bu rivoyat to'g'ri bo'lsa, Talut payg'ambar bo'ladi. Chunki vahiy kelyapti-ku. Lekin muhaqqiqlar buni rad qiladilar, chunki Talut payg'ambar emas. Ikkinchi rivoyat Alloh taolo unga ilhom qildi. Talut avliyo edi, Alloh do'sti edi, unga ilhom bo'ldi. Bu rivoyat ham unchalik to'g'ri emas. Çünkü ilham dalil bu miydi ki? Hüccet bu miydi ki? Bu deryanı meselesi cüda muhim bir mesele buluyordu hazır bir yerde. Üçüncü tafsiri ise Talut'ke bunu o şey zamanın peygambere etti. Peygamber etti ki şimdi imtihan bulundu. Peygamber elbette emir getirdi. Emir kim? Başkaları getirdi. Askerleri getirdi. Buluşu mümkün. Yine bir tafsiri var Tutuncusu. Talut biz yukarıda ettik ki hem alimiydi hem cengevar kişiydi. Cengi üstü adamıydı. Bular yo'lga chiqdilar, yoz vaqti dedi.
sahralardan ötüyaptı. Gördü ki askerler cüde çanka geldi. Harbi ve başka yani insani tecrübelerden gelip çıkıp talut etti ki sizlerde Allah-u Teala imtihan kılı yaptı. Çankadılarız hazır. Cüde katı çankadılarız. Aldığımızda derya çıkadı. Bu derya sizler bilen biz ortamızda bir imtihan bulardı. Şu deryadan köp içmeyeler. Az içiler. Dedi. Bu talutun uzun tecrübesi. İlmeden hasıl bulan tecrübe. Bunu şey mümkün. Ahri işte tefsir doğru. Ya bunu peygamber etken ya ki bu ilmi tecrübe. Ve etti ki kimi ki şundan içeride gelmişse menden mesleyip katı duru yaptı. Kimi ki içmese o menden dur. Ama bana bir havuç içse buladı yaptı. Bunu şimdi ilmi tecrübe tarafından karediyen bu şey. Bir adam çankagen halatta kese ve su içse. Ne buladı? Ceset nefs su talep kılırız. Yani içeriz. İçi orası. Kanlı iş kütardı. Şunda hem tuymayasız. Doğru mu? Yaz vaktlerini bir isleyin. İsten çıkarken bu sözü bana yaz kirli yaptı. İsleriz de kalsın. Çankagen halatınızda çay için ya meyvenin suyunu için, su için tuymayasız. Çankalıgız basılmıyor. İçi orası ahri kanlı iş kütardı. Yürgenizde hem suda avazı çıkarken. Bu halatta cankalarsın mı ki? Şu halette buradan sizden küreşemendisin. Ağzından kayıt çıkardı sular. Küreşelmiyorsunuz. Cenkelelmiyorsunuz. Talut şundan kelip çıkıp etti ki ağzı çankap girdiler sahradan. Hancı yüzdüler, çerçep. Az derya keledi. Deryadan köp içmeyeler. Fakat yine bir havuç içiler havas. Yani teşnelik gitsin. Az yine bir bedenge kuvvet bulsun. Köp içseleriz denge soğup kalasınlar. Hem adam uykusu keledi. Çünkü değil mi? Hem uruşanmıyor kaladı. Bir an buluşu mümkün. Doğru. Ama ular ki genden ki itaatsızlık kılıçtı. Feşer ibu minhu. Hemesi o deryadan içti. Hemesi elbette aldığını gibi bir havuç içeğimiz halastıdır. Bir havuç içti de yine bitti içi, yine bitti içi de köp içi var içti. Cümle dengeselik girdi. Kerçeçti. Ve uruşanmıyor diyen halat ekip kalıştı. Lekin az yine insanlar şu 310 peçe adam talutke itaat kıldı da fakat yine bir havuç su içti halas. Yani şu bir havuç doğrusu hem iki de tefsir böyle yaptı. Yani, Suyuti işare kıl yaptı ki şu bir havuç hemesi yetti diye yaptı. Ayetinin zahiri şunu gösterdi yaptı ki her bitti adam bir havuç içse buladır. Her bitti adam. Lekin Suyuti'nin tefsirini hani gösterdi yaptı. Şu bütün cemaat için bir havuç böyle yaptı. Yani bir havuç su bütün cemaatke yetişliği mümkün. Peygamberimizin mucizelerde en bol bu nesi. Az yine su köptülükke yetti. Talut'ta mesela kerameti buluşu mümkün. Bunu biz rad kılmayız. Ama yani kerametke bir ihtiyaç buluşluk gerek. Kehte bir derya turgen bu ise, tuğla su bu ise, bir havuç suydu, abdurup, bunu köpeytirip içtiğinin mi manası var? Hacet yok ki onun kerametke. Doğru mu? Şunun için ayette zahiri bugün tefsir doğru ki her bitti insan fakat yine bir havuç su içsin. Bir havuç. Bir kolu da. İki kolu etmez. Çünkü bir yedi iyi dedi ki kolu bulandı. Bir yedi iyi demedi. Bizde havuç diken de bir kol dükü nimet edi, iki ele kol dükü nimet edi. Suyga nispeten. Özbeçe de şundaki. Doğru mu? Bir kol da geldi hem havuç değil, iki ele kol da hem. Ama buğdaki o şeken neseler bulsa İki elek olduğunu havuç deydi, bir olduğunu sıkım deydi. Bir sıkım deydi. Tuğge uçurken suyukluklarda iki elesi hem havuç değil oradı. Bir koldaki havuç, iki koldaki havuç. Demek bu ya peygamber tarafından büyürük bolu yaptı, mücahitlerde imtihan kılışkı güçün. Ya ki emir tarafından büyürük bolu yaptı. İki elesini hem Allah-u Teala'ya nispet veriş mümkün. İnne Allah'a mübitaliyikum deyip ki Allah'a nispet verir yaptı. Şunun için bazılar bu vahiy mükün, ilham mükün diye şey yaptı. Eğer peygamber etken bu elbette peygamberi Allah etken. Bu malum. Eğer talut etken bu ise sahih hadislerde geledi. Kimi ki emirgi itaatıysa mengi itaat kütle deydi peygamberimiz aleyhisselam. Kimi ki mengi itaatıysa Allah ki itaat kütle deydiler. Demek İslami rehberlerge, İslami emellerde, İslami hılap bu megin emellerde itaat kılıçlik, Allah'a ve Resulü'ye itaat kılıçliktir. Talut şu itibardan Allah sizlerle imtihan kıladı degen buluşu mümkün. Hemmeleri içti. Az yine insan kaldı halas. Bu az yine kagenlerdi. 310'da 10 neşteliği kaçtan bilemiz?
sahabalardan sahih hadislarda keladi ki, Badrda ishtirok qilgan sahabalarning adadi Talut bilan birga Jolutning qarshisiga jang qilgan kishilarning adadicha degan hadislar bor. O'sha sahih hadisdan bilamizki, demakki Talutning atrofidagi kishilar 310 nechta ham bo'lgan. 313 tami, 315 tami shuning atrofida bo'lgan. Badrda ishtirok qilgan sahabalar ham shunday bo'lgan. 315 tani atrofida bo'lgan. Yuqoridagi qavlni qarang, 70 ming qaytdi-yu 315 ta odam qaytdi. Bizi zamondagilar aytadiki, musulmonlar ko'p, lekin jihad qiladiganlar oz, dinga xizmat qiladiganlar oz deydi. Nima bo'pti oz bo'lgan bo'lsa? Mana bular ham oz edi. Lekin biz oshirimizni tark qilishmayapti. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu. Daryodan Talut va u bilan birga iymon keltirganlar o'tganda deganda ikkita ma'no bor bu yerda. Haligi suvdan ichganlar daryodan o'tdimi, o'tmadimi? Agar ular o'tmagan bo'lsa, bu hozir o'sha bir hovuch suv ichganlar, bu masalada itoat qilganlarning masalasi bo'lyapti. Tushundingizmi? Bu yerda yana imtihonga kiryapti bular. Unga ko'ra tafsir shunday bo'ladiki, shahardan o'zlarining mintaqalaridan chiqqanda 70 ming yoki 80 mingta bo'lib chiqishdi. Daryoga kelganda ko'pchilik odam qop ketdi, o'talmadi daryodan, suv ichib o'shda qoldi ular dam olishib. Daryodan o'tganlar ham, hali bir hovuch suv ichib itoat qilganlar ham ikkiga bo'lindi. Ba'zilar aytdiki, oz qoldik zotan dedi. Qanday qilib endi biz jang qilamiz dedi. Bunchalik minglarcha dushmanni qarshida biz qanday jang qilamiz dedi. Jang qilib bo'lmaydi dedi. Shuncha odam qaytib ketdi, 80 mingta odam kelgandik. Tasavvur qiling, 80 mingta odamdan ketyapsiz jihodga. Ruhoniyatingiz qancha ko'tarilgan, xursandsiz. Dinga xizmat qilgan ketyapsiz. Birdaniga 60 ming odam qaytib ketdi. 20 mingta odam qoldingiz. Ha mayli deb turib, uni ham 10 mingtasi ketdi. Mayli yana 5 mingtasi ketdi. Voqeani sari kamayapsiz, qara, mingtadan kam bo'lib qoldingiz. Oson narsa emas bu. Eshitishga oson, ha deb. O'zingiz ushlab o'rniga qo'yib ko'ring, tasavvur qiling. Shu zamondagi eng katta hukumat bilan jihod qilgani ketyapsiz. Ha, Amerika bilan jihod qilgani ketyapsiz. 80 ming odam yo'lga chiqdingiz. 500 tacha odam qolsa ekan. Siz davom etuvchilardan bo'lasizmi yo qaytuvchilardan bo'lasizmi? Qarang. Bu o'ylab ko'ringchi. Yo boshidan chiqmaganlardan bo'lasizmi? Ya'ni faqat bizning zamonimizda qiyin emas, butun zamonlarda qiyin bo'lgan. Bunga ko'ra o'sha daryodan o'tganlar, chu oyat zohiri shuni ko'rsatyapti. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu. U va u bilan birga iymon keltirganlar o'tganida qolu aytdilarki, bugun Jolut va uning qo'shinlariga qarshi bizning quvvatimiz yo'q. Endi bugun urushib bo'lmaydi deyapti. Urushni mutlaqo rad qilmayapti, qarang. Hila qilishyapti. Aytayaptiki, biz jihod qilolmaymiz demayapti, chunki jihod qilamiz deb o'zlari kelish shu yergacha. Bugun jang qilolmaymiz deyapti. Kechiktiraylik deyapti. Boshqa kuni qilaylik deyapti. Qaytib borib ko'proq bo'lib kelaylik deyapti. Ozchiligimiz deyapti. Endi siz so'rasangizki, qaytdan bilyapsiz uni? Siz oyati davom etyapti buni. Qolallazina yazunnun annahum mulaqullohi. Allohni uchratuvchi ekanliklariga aniq ishonadigan kishilar aytdiki, kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kasiratan bi'iznillah. Qanchadan qancha ozgina jamoatlar Allohni izni bilan ko'pgina jamoatlarga g'olib bo'lgan deyshtdi. Ularning javobidan ma'lum bo'lyaptiki, jang qilmaylik, bugun to'xtatib turaylik deganlar adatni bahona qilishyapti. Ozchiligimiz deyshyapti. Ularni rad qilishligi uchun mana bu iymoni mustahkam bo'lgan kishilar aytdiki, ya'ni nusrat Allohning g'alabasi adatga qaramaydi. Qurol-yaroqqa qaramaydi. Taqvoga qaraydi, amalga itoatga qaraydi, deyapti. Bir tafsir shu. Ikkinchi tafsir nima? Mana Suyuti masalan biroz bu yerda aniq qilmasdan, ravshan qilmasdan o'tib ketdi. Chunki vallazina amanu ma'ahu diyana va humul lazina ixtasaru alal ghurfati, deyapti. Keyin o'sha bir hovuchgina ichganlarni turib qola qolu ay allazina sharibu. Keyin aytiladiki, ichganlar bugun jang qilolmaymiz deyishyapti. Qaray, masalani biroz aralashtirib qo'ydilar. Tafsir davshan bo'lmayapti. Uni ham ehtimoli bor. Hali suvni ko'p ichib yuborganlar ham birda o'tib turib, shular aytgan bo'lishi ham mumkin, jang qilolmaymiz deb. Ammo oyatni zohiriga u to'g'ri kelmaydi. Oyatni zohiri birinchi tafsirda ehtimol qiladi. Suvni ichganlar qolib ketdi o'sha yerda. Suv ichish masalasida itoat qilganlar o'tdi, bular ham keyin ikkiga bo'lindi.
Bazılar azımızdır cihat kimiyimiz dedi. Bazılar etki cihat kılamız dedi. Uhud cengi de hem şunu diye oldu. Peygamberimiz aleyhisselam minlerce sahabalardan çıktılar. Minlerce sahaba bilen 600'den köpe kaçıp gitti. Abdullah İbni Ubay İbni Salul 600'den köp sahabanı acilettir. Kaytarıp gitti. 300'ün işte adam kaldılar. Bütün peygamberlerde hayatı da şunu diye buyuruyor. Allah Teala sabır kılıçlardan biri gelir. Demek bu ayetlerden kulasa çıkaramız ki Allah Teala imtihan kılıyordu. Kari kançı imtihan öttü. Hizmet kılıçlık için hizmet meydanına kiginca kançı imtihan öttü. Amir tayinleştiğinde kançı ihtilaflar buldu. Amir tayinlendi kançı ihtilaflar hal bulup yolga çıkıldı. Amir itaatlik meselesinde ihtilaf buldu. İtaat kılıçmadı. Bana bulanamayız için mümkün. Talut'ta ayıp. Biz Allah rızası için cihatçıya çıksak bir deryanın sebebinden kaytarı vardı bize. Bu kanak amir bu. Ne de buladı? Bir insan deryadan su içse içmese kafirip kaladı mı? Bunun dinle ne alakası var bir şey yaptı? Biz o zaman da gelirim şimdi. İslami rehberlerine şimdi itiraz kılışadı. Demek kafir bu yanım yok ki. Mürted bu yanım yok. Zınakı yanım yok. Adam öldür yanım yok. Arzime gen bu nesanı bahane kılıp beni cemaattan haydadı dedi. Cemaattan uzaklaştırdı beni dedi. Senin gözünge arzime gen derse bu ama amelgi itaat kılıçlık gerek. Bunu tekrar bana bu din hikmetleri yan var bunu. Bana cenkiler mi yakaldın? Cenkiler mi asıdın? Anıgıdı bu nesan. O cinem çünesen bunu. Peki ulan nefsine verildi ulan. Nefsine verildiğinden ki cemaat işleri bu miydi? Cemaat işleri de Allah rızası için kılıçlık gereği. Nefs araylaştığını büzüledi. Bana bu nesillere dikkat edin biz. Ne öyle yapıyorsun? Siz şularda onun için özü koyun. Kedi yapsız, ameliyat yaptı ki bana sudan içmesinler. Fakat yine bir havuç içerisinde olasın. İçseleriz, fakat yine bir havuç içseleriz. Mendensiler mi olsa mendenmezsiler. Mendenmezsiler de suyuti etba'i dedi. Yani mengi ergeçkenlerden mezsiler de yaptı. Yani kafirsiler de mahçemez, dinden çıktılarız deme yaptı. Cemaatten çıkasılar da yaptı. Söyleyiz mi? Bu katlı hüküm bu. Sizce bir amir şunu dediyse, bizi zamandaki Müslümanlarda köpçülük itaat kılmıyordu. Aytar, bunun ne alakası var deydi. Ne gibi bunu neydi yapsan deydi. Bizi bir açık ayıbımızı körset, katta günahımızı körset, fitne fesat kıyanımızı körset, kim bizi cemaattan haydi? Hatta ki bizi cemaattan mezsen deydi. Deryadan su içti ne alakası var deydi. Cemaat geldi, dinde hizmeti geldi. Ama alakası var bunun. Kur'an eti yaptı bunu karin. Allah Teala Talut'u mehtep yapar yaptı bir yönde. Talut'u haklılığını beyan kılı yaptı. Şimdi için ihtiyat buydu. Bunlar hemen siyasi meseleler ve dikkat kılış gereği buyurken meseleler bunlar. Tarihte ötken, tecrübeden ötken meseleler. Bu derecede itaat dinleyenlere meydana çıkandan ki bazıları biz az kaldık diye. Şimdi bu meydü küldü yaptı. Ama azım kılın yanıdır. Feize azam tefe tevekkel alallah. Azım kıldığın mı tevekkül kılın indi. Şimdi tevekkül kılışlık gerek. Azdı gizge karamayın. Daim şunu diye buladı. Dinge hizmet kılamansız az kişi kalardı. Köptülük kaytadı. Köptülük Müslümanlar dedi ki aç karnın tinç kulağım deydi. Uzun tinç menkü deydi. Bas deydi. Ne mekireyi var menge hamdı, musibetti. Ne mekireyi var teşvişti deydi. Ama bu Allah dostlarının sıfatımız bu. Peygamberler insanlarda teşvişlerinden yaşadı. Sahabeler insanlarda teşvişlerinden yaşadı. Bunların bizge ne meldiseydi, İslam bizge etkimesiydi. Biz ateş parası bulup, kıyaş parası bulup ötkütarıdık. Allah saklasın. Ve şu korkutturup, cankı meydiganlardı. Şimdi bir katiyet yaptı ki, karın, kalu la taqata. Taqat kelimesini nakir akılışı yaptı. Hiç kendi kuvvetimiz yoktu yaptı. Bu ağır gel bu. Düşmanı mukabilede turupsuz, sefer kılıp yiyensiz, cemaatli içiden, mumurlar et yaptıkların, haliki katta imtihanlardan ötüp yiyen kişilerde bazı et yaptı ki, la taqata, hiç kendi taqatımız yok yaptı. Bu diye halatta cengi bu miydi yaptı. Bu şeranem doğru kimiydi, aklanem doğru kimiydi yaptı. Dinden gelip yaptılar. Amirge karşı çıkı yaptılar. Taqat kelimesini nakir akıl yaptı ve la, bilesler, cinsini nefis için mutlaka taqattır atkılı yaptı. Taqat kelimesini ne için atkılı yaptı? La yükellifullahu nefsen illa usaha. Allah Teala insanı taqattan taşkanasını yüklemeydi diyen hüccet getir yaptılar.
Ey Tağlut, sen bizi dünya halette cihatke emir kılıçligin, din hizmetige emir kılıçligin, ayetke hilaf deyişeyipti. Bizi kolumuzdan kemiydi deyipti. Kolumuzdan kesiyken biz kaytmasidik deyipti. Karin gelti kançayla eylentiriyipti. Uzu mesele itaat kımaslik, şu hizmetli kımaslik, hizmetten kaçış, degin şunu açık etmeyipti. Şunu ben kılalmayipten, meni kolumdan kemiydi, imanım zayıf, korkakman demeyipti de, bu ayetke hilaf deyipti. Sen şeriatke hilaf kılıyipsen, şeriatke hilaf bugün buyurudu veriyipsen deyipti. La taqata lana al-yawm deyipti. Ve yine ayetti ki biz cihatı terkilemiz demeyipti ki deyipti. Bugün kılıyipti deyipti, bugün. Kim kılıyipti deyipti. Şunda, قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله. Allah'a uchrashuvchi ekanligiga aniq ishonadigan kishilar. Qarang, Alloh taolo darajalantiryapti. Hali jang qila olmaymiz deyapti turganlar, to'g'ri xato qilyapti ular. Gunoh qilishyapti, lekin baribir mu'min, musulmon. Kofir demaymiz, chunki vallazina amanu ma'ahu dedi. Ammo ularni rad qilyapti deganlar annahu mulaqulloh. Alloh bilan uchrashligiga aniq ishonadigan insonlar, qarang. Oxiratga iymoni mustahkam bo'lgan kishilar deyaptiki, sizlar ko'pchilikka, ozlikka qaramanglar deyapti. Adatga qaramanglar. Kam min fi'atin qalilatin. Insoniyat tarixida qanchadan qancha ozgina jamoatlar g'olibat fi'atan kasiratan bi'iznillah. Alloh tizni bilan ko'pchilik jamoatlarga g'olib bo'lgan-ku deyapti. G'alaba nusrat Alloh tarafidan deyapti. Adatda emas deyapti. To'g'ri, biz 80 ming kishi bo'lib chiqdik. Hozir 500 tan atrofida qoldik. Unga qaramaylasinlar. To'g'ri, qarshimizdagi dushmanlar ham minglarcha dushmanlar. Dunyoni titratgan, tish tirnog'igacha qurollangan dushman. Lekin nusrat Alloh tarafidan. Buni unutmaylik, deyapti. Va aytayaptiki, "Vallohu ma'as-sobirin." Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Sabr qilinglar, istiqomat qilinglar, Allohdan nusrat keladi. Allohning yordami keladi. Sizlar dunyoviy imkoniyatlarga qarab turib mayishlikka tushmanglar. Allohga tavakkul qilinglar, deydi. Qarang, Tog'lutni himoya qiladigan insonlar chiqdi. Endi shu toqatimiz yo'q deganlar ham ikkiga bo'linganligini ehtimoli bor. Ba'zilari shu bilan jangga kirmadi, ular qaytib ketishdi. Bunday holatda urushib bo'lmaydi deb. Va ba'zilar esa o'sha 310 tan ichida bor. Tushundingizmi? Ba'zilari ketdi, jangga ketishdi. Chunki endi payg'ambarimizning zamonida ham bo'ldi-da bu, hattoki. Payg'ambarimiz alayhissalom zamonida Badrda jang qilinyapti. Ba'zi sahobalar taraddudga tushdi. Ikkilanib qolishdi. Va Uhudda ham. Uhudda mana 600 nechta odam qaytib ketdi. 300 nechta ham odam qoldi. Qolganlarning ichida taraddudga tushganlar bor edi. Hali oyatlarda sarohatan keladi, ko'rasizlar. Qolib jang qilyapti, urushyapti, ammo qalbida taraddudlar kelyapti. Shunga qiyos qilib turib, endi Muhammad alayhisalomni boshchiligidagi bir qo'shinning ichida, mujohidlarning ichida va shuncha narsalarga sabr qilib o'tib kelgan mujohidlarning ichida taraddudga tushib turganlar bo'lyapti. Endi Tog'lutni jamoatining ichida albatta bo'ladi. Bizning zamondagi jamoatlar ichida albatta bo'ladi bunday narsalar. Bu zamonda albattaki dinga xizmat qilishda yo'q emas. To'g'ri. Hamma aytayapti, qiyin deyapti, to'g'ri qiyinligi. Butun dunyo sizga dushman bo'ladi. Butun dunyo, hammasi birlashadi. Interpolga berib oqtarishadi sizni. Qaytib ishlasa, yo'qotadi. Hech kim sizni himoya qila olmaydi. Bu to'g'ri bu. Kimiki shuni bahona qilib turgan bo'lsa, aytayapti turgan bo'lsa, to'g'ri aytayapti. Lekin bunday bahonalarning sababidan din xizmati tark qilinmaydi. Dinga xizmat qilishlik kerak. Mana keldilar mana. Jihad maydoniga keldilar. Xizmatga qoyim bo'ldilar. Faqatgina Allohga suyanyaptilar. Faqatgina Allohga tavakkul qilyapti. Bu kishilarda hozir Allohdan boshqa hech kimi yo'q. Butun dunyo dushman va dushmanlarning mintaqasiga keldi zotan. Qarib bostirib kelishdi bular. Qochgan taqdiringizda ham meni vataningizga yetolmaydigan darajada ozsiz. Ular ko'p. Har taraflama imkonlari ko'p ularning. Lekin vallohu ma'as-sobirin. Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Alloh siz bilan birga bo'lgandan keyin butun dunyo birlashsin. Hatto jinlarni ham yordamga chaqirsin, sizga hech kim zarar bera olmaydi. Albatta Alloh taolo sizga nusrat beradi, g'olib qiladi. Bizning zamondagi musulmonlar
Ben İsrail'de hakir görüşerdi, ben İsrail deydi. Bana ben İsrail deyse de, bana bundik Allah dostları var. Kem min fiyatin, qaliletin, galabet fiyaten, kesiraten biiznillah. Kancadan kanca kişine cemaatler, Allah'ın izni bilen, katta cemaatlerine galip buldu degen, hakiki mumullar var idi onlar deyse de. Kalin, tarih diye mi yakışın bilişerdi? Alim insanlar idi. Amel kıygen insanlar idi. Şunun için ötken dersler diye mi ettim? Hali yine kiledi. Biz ötken ümmetler diyelimizde ularga bir hakir gözünden karamelik. Ularda içinde fasıkları bugendik Allah dostları yem varadı. Bana bizi zamanında ki Müslümanlar 100 000 bahane kılıp dinge hizmet kılışma yaptı ki. Aynı bahaneleri gösterdi yaptı Allah Ta'ala. O şey vaktilerde hem şunu diye bugendi. 80 000 adamdan 300 adam kaldı halas. Peki kayıtmadı. Meydan geçişi yaptı. Bana bu Allah dostlarının kervanıdır. İnsaniyet tarihinde bütün avliyalar bana şimdi bulup yaşarken. Bütün dünya onlara düşman bugün. İmkaniyetke karasız düşmanlarda kuldu. Hem imkaniyetler var. Allah dostlarında imkaniyetler yok videon derecede. Lekin ular vallahu ma'as sabirin deyişti. Allah sabır kılıçlarla birge durdu. Kiçkine cemaatler kancadan kanca köpküne cemaatler galip bugün dedi. Nusrat Allah tarafından deyişti ve galip buluştu. Keyingi ayette göresiler. Yani bu kısanı bilesiler. Keyingi ayette bana tafsir kılamız. Ular da galip bugün yine Allah tarafı etedir. Galip buluştu bana. Tarihte bugün vakıya. Bizi zamanımızda hem şimdilik. Bizi zamanımızda hem şiir geçe tafsirde bana kıyas kılıp geliyip ben. Dinge hizmet kılamandı siz. Bir tarafta din düşmanlar, ikinci tarafta Müslümanlardı. Sizi teşref koyuşluğu, muhalifet kılıçlığı, karşı çıkışlığı, din hizmetten kaytarışlığı, hareket kılıçlığı, her hal fitnelerde kılıçlığı, dindi bahane kılıp, Kur'an-ı hadisli bahane kılıp, akli delillerde keltirip, sizge karşı çıkışlığı, itaatsızlık kılıçlığı, isyan kılıçlığı bunlar hammesi var. Maydonga kelganda, xizmatga kelganda o'zingizni yolg'iz qolishligingiz va bir necha insonlarni qolishligi bizning zamonimizda ham bor bo'lgan narsa. Lekin bu holat bizga bahona bo'lmas ekan. Biz bu narsani bahona qilib, bunday holatda xizmat qilib bo'lmaydi-ku deishga haqqimiz yo'q. Chunki tarixda har doim mana shunday bo'lgan. Kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kasiratan. Qanchadan qancha ozgina jamoatlar ko'pgina jamoatlarga g'olib bo'ldi. Degandan ma'lum bo'lyaptiki, tarixda doim shunday bo'lgan. Va bundan keyin ham shunday bo'ladi. Buni bilgan holatda biz bu xizmatga bel bog'lashligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo butun islom ummatini insoniyat tarixida o'tgan butun avliyolar Alloh do'stlarining mana bu xizmatini davom ettiradigan saodatli kunlaridan qilsin. Ularning mana bu xizmatini davom ettiradigan saodatli kunlaridan qilsin. Ularning mana bu xizmatini davom ettiradigan saodatli kunlaridan qilsin. Ularning mana bu xizmatini davom ettiradigan saodatli kunlaridan qilsin.